Şimdi tabii ki lig devam ediyor. Biz yoğun bir fikstür. Yani bir ayda 8 maç oynamıştık. Şimdi baktığınızda 10 günde bir maç oynayacağız. Nasıl ki bütün maçlara en iyi şekilde hazırlandıysak buna da hazırlanmak zorundayız. Bizi ne kadar ilgilendirmese de burada diğer takımları ilgilendiriyor. Çıkacağız. Kendi taraftarımız önünde oynayacağız zaten. Kazanmak için oynayacağız. Oyuncularımız da ona göre hazırlanıyoruz. Keçiören takımı da tabii playoff'un içerisinde olmaya bir takım. Olmaya çalışan bir takım. Onlar da güçlü bir takım aslında. Dediğim gibi yoğun bir trafikten çıktık. Şu an bir uzun bir ara verildi bizim nezdimizde. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Konsantrasyonumuzu, maç hazırlığımızı en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Diğer maçları nasıl oynadıysak bu maçı da öyle oynayacağız. Tabii belki taraftarımızın önünde, belki statta belki böyle bir şey elde edilse çok daha keyifli olabilirdi ama şartlar böyle oluştu. Diğer maçın sonucuna göre bizim lige çıkmamız garantilendi. Bence şehir mutlu oldu zaten. Hedef buydu aslında baktığınızda. Yani nedir? Lig sonunda hedefimiz Süper Lig'de olmak. Bunu başardık. Ama belki taraftarımız da bir maçtan sonra kazandıktan sonra oradan sonra olsa daha belki farklı olabilirdi. Ama sonuçta elde ettiğimiz başarı önemli bir başarı. 11 yıl aradan sonra Samsun şehrinin tekrar Samsun taraftan Süper Lig'de olması. Bence olması gerektiği yerde orasıydı. Ve buna başardık, mutluyuz. Tabii kazanmamız gerekiyor. Yani bir 3 puan aldığımız takdirde zaten birinci çıkmayı garantiliyoruz. Yani 6 hafta öncesinden böyle bir başarı belki bugüne kadar yoktur. 12 Nisan'da biz bunu elde ettik. Ve mutluyuz. En azından verdiğimiz sözü yerine getirdik. 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bağımsızlık savaşını başlattığı 19 Mayıs'ta göğsünde Atatürk'lü logolu olan çok değerli Samsunspor Kulübü'nde 100. yılında bu başarı çok anlamlı. Yıllar sonra bile çok güzel anılacak diye düşünüyorum. Ben de burada teknik direktör olduğum için bana da bu fırsatı çok sevgili başkanımız Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu bana güvenip buna verdiği için onlara sizin nezdinizde tekrar çok teşekkür ederim. Şimdi biraz önce bir şey söylediniz zaten. Bizim maçlarımız devam ediyor. Sonuçta zaten biz buraya gelene kadar bünyemizdeki genç oyuncularımızla zaten oynadık. İşte Yunus Emre gibi, Muhammed Ali gibi, Polat gibi zaman zaman oynadığımız oyunculardı. Şimdi biz süreçte bu maça da güçlü kadromuzla çıkacağız. Tabii ki bundan sonraki süreçte iki maçımız kalıyor ama sonuçta kadromuzda oynayan oyuncularımızdan da onların da performansı bizim için önemli. Denizli'ye gideceğiz ve arkasından da Bodrum maçı var. Ve aslında baktığında uzun bir süreç var. Fikstür anlamında biraz önce söyledim, 10 günde bir maça tekabül etti. Bir ayda 8 maçtan sonra. Biz iyi durumda olan oyuncularımızı tabii ki genç oyuncularımıza değerlendirebiliriz. Akademi takımımız da ikinci oldu. U19 takımımız. Orada da oyuncularımız, takip ettiğimiz oyuncularımız var. Buradan kendilerini tebrik ediyorum. Bir üst lige çıktık. Elitaya çıktık. Gelecekte zaten akademi oyuncularımızın A takım formasını giyeceği ortamlar oluşacak ama biraz sabır gerekiyor bunda. Süreç bir anda işlemiyor. Yavaş yavaş kademeli olarak işleyecek tabii ki. Şimdi tabii ki bir kutlama gerçekleşti meydanda. Yani şimdi maçta da tabii ki sabırsızlanıyorlar. Doğal tabii bu. Takımlarıyla birlikte olacaklar, kutlayacaklar. Bununla ilgili bir hazırlıklar devam ediyor. Biz de tabii ki işimize konsantre olup bir yandan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani yıllarca beklenen an geliyor tabii ki. Sonuçta Süper Lig'deyiz seneye. Bu bizim için anlamlı. Taraftarımız da zaten sabırsızlıkla beklediği anda biz ilkinde söylemiştik kupayı onlara getireceğiz diye. Onlar da sabırsızlıkla eğlenmeyi bekliyorlar. İnşallah keyifli, çok güzel bir eğlence gerçekleşecek.